Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bundan evvelki programımızda Kadir Gecesi konusunu işlerken Kur'an'daki Kadir Suresi'nden bahsetmiş. Orada meleklerin inişinden bahsetmiştik. Şimdi burada melek ve meleklerin inişi konusunu biraz açmamız gerekmektedir. O nedenle size burada melek konusunu açacağım önce. Bildiğiniz gibi halk dilinde bir melek anlayışı var. Şimdi genellikle resimleri falan yapılır. Genellikle bayan veyahut da kız figürü olarak kanatlı kızlar falan görünümüyle bir şey yapılır. Bununla da Allah'ın melekleri Allah'ın yakınları olarak nitelerler. Kur'an'a baktığımız zaman bu anlayışın Kur'an'a uymadığını, İslam'a uymadığını görmekteyiz. O nedenle biz size Kur'an'daki melekleri anlatacağız. Melek sözcüğünün anlamını ve Kur'an'daki kullanımını belirteceğiz. Dil bilimcilerine göre kesin olarak melek sözcüğü iki tane ayrı kökten gelmekte ve sözcük birbirine benzeşmektedir. Birincisi bu sözcük eleke sözcüğünden gelir. M harfi sonradan eklenmek suretiyle melek tarzında kullanılır. İkincisi de bu meleke sözcüğünden gelir ve normal olarak melek sözcüğündeki M harfi de kelimenin kendi aslındandır. Eleke sözcüğünden geldiği zaman bunun anlamı haberci demektir. Meleke sözcüğünden geldiği zamanda da güç ve güçlü varlık demektir. Şimdi bu sözcüğün melek tekildir. Bunların çoğulu da melaikedir. Melaike dediğimiz zaman melekler anlamındadır. Şimdi Kur'an'da bu sözcük hangi anlamda kullanılmıştır diyecek olursak, bunu araştırdığımız zaman hangi anlamda kullanıldığını pasajın söz akışı içerisinde gayet rahat bir şekilde görmemiz ve anlamamız mümkündür. Eleke sözcüğünden gelen anlamı dikkate aldığımız zaman oradaki geçen sözcük haberciler anlamındadır. Melekeden geldiğine baktığımız zaman da güç ve güçlü varlıklar, doğal güçler anlamındadır. Bu öz bilgiyi verdikten sonra size şunu da burada belirtmiş olayım. Biz genellikle bu söz akışı içerisinde melaike sözcüğünü, özellikle de bu Kadir suresindeki tenezzelül melaiketü sözcüğünü, melaike sözcüğünü haberciler, haberci ayetler anlamıyla ele aldık. Çünkü bu Allah Hac suresinde insanlardan ve meleklerden elçi seçtiğini bildirir. Ve Talak suresinin 10-11. ayetinde de Allah elçi indirdiğini bahseder. Hikmeti bildiren, Kur'an'ı açıklayan elçi indirdiğini bildirir ki buradaki indirilen elçi de Kur'an'dır. Öyleyse biz rahatlıkla Kur'an'ın bazı ayetlerindeki melaikeyi veyahut da melek sözcüğünü haberci ayetler olarak almak durumundayız. Değilse şimdi biraz sonra göstereceğim gibi çok farklı yerlere doğru sıkıntıya geçeriz. Bazı yerlerde de Kur'an ayetlerindeki melek sözcüğü bildiğiniz güç, güçlü varlıklar anlamında kullanılmıştır. Şimdi ben bunların tek tek bir listesini vereceğim size. Kur'an'a baktığımız zaman melek sözcüğü hafıza, İnsan belleği için kullanılmış. Zuhruf 80, İnfitar 11, Tarık 4, Kaf 17, 18, Keyif 49, Câsiye 28 ve 29, İsra 13, 14. Dikkat, koruyucu melek
Yani biz bunlara meleke de diyoruz biliyorsunuz Türkçemizdeki kullanıldığımız zaman. Koruyucu melek olarak yani dikkat unsuru için kullanılmış. İnfitar suresinin 10. ayetinde, Kaf suresinin 17. ayetinde, 18'de, Ra'd 11'de, En'am suresinin 61. ayetinde. Maneviyat, itidal, cesaret, romatizmal ağrılar için kullanılmış. Ali İmran suresinin 123. 127. ayetinde, Enfal 9-12'de, 50'de, Tevbe 25-26'da, Ahzab 9'da, 26-56'da. Doğal afetlere yol açan rüzgar, kasırga ve benzeri için kullanıldığı ayetler Kamer 34, Araf 84, Hud 82, Hicr 8, 73-74, Şuara 173 ve Bakara 210. Bir başka nokta, Bakara suresinin 248. ayetine baktığımız zaman orada da melek sözcüğü çoğul halde, melaike şeklinde yük taşıyan hayvanlar, yani sığır, katır, eşek gibi varlıklar için kullanılmış. Orada da tahmiluhul melaikedir. Bir sandıktan, tabuttan bahseder. İçerisinde sekine bulunan, ayetin detayını oradan inceleyebilirseniz, meleklerin taşıdığı tabuttan bahseder. Ki o tabut sanduka, yani bugünkü tabirle taştan yapılmış lahitler. Hani ören yerlerini falan gördüğümüz o lahitler var ya, onu taşıyan meleklerden bahseder. O lahitler de kanıların üzerinde, arabaların üzerinde, o da sığır, katır, eşek gibi güçlü hayvanlar çekmektedir, onlar taşımaktadır. Burada sığır, katır, eşek gibi yük taşıyan hayvanlar da melekler olarak ifade edilmiştir. Bir başka şey de Ali İmran 80. ayete baktığımız zaman orada zorbalar, diktatörler için kullanıldığını görüyoruz. Şimdi melek sözcüğünü Kur'an'a baktığımız zaman pasajın içerisindeki geliş şekline göre elekeden gelen haberci anlamında mı, yani vahiy anlamında mı, veyahut da güç anlamında doğal güç, fırtına, deprem vesaire gibi, veyahut da hayvan, eşek, böyle bunlar anlamında mı olduğunu pasajın içerisinde geçişinden, söz akışından bunları fark ederiz. Bu budur, bu budur deriz. Mesela peygambere hani savaşlarda destek olan 2000, 3000, 5000 melekten bahsedilir. O pasaja baktığımız zaman orada onların savaşa katılan asker mahiyetindeki herhangi bir halk kültüründeki anlayıştaki melekler değil, onların da kesin olarak o ana kadar inmiş peygamberin bilgilenmesine, bilinçlenmesine, motive olmasına sebep olan Kur'an ayetleri olduğunu pasajlardan rahatlıkla görebiliriz. Şimdi bir bu diğer nokta da bu melek konusuyla ilgili. Biliyorsunuz değişik ayetlerde, değişik yerlerde Adem'e secde eden melekler vardır. Kur'an'da konu edilir. Adem'e secde eden melekler dediğimiz zaman şunu da belirtelim. Kur'an ayetlerine baktığımız zaman ben ona ruhumdan üfürdüğüm zaman veyahut da ben onu bilgilendirdiğim zaman Adem'e secde edeceksiniz der Allah. Bunun anlamı şudur. Bu da yeryüzündeki doğal güçlerin bilgilenmiş insana secde etmeleridir, boyun eğmelidir. Şimdi secde etmek demek, bu kavramları sizinle paylaşamadık. Yani sürelerimiz az olduğundan dolayı. Secde namazdaki yere kapanma işi değildir. Secde boyun eğme, teslimiyet gösterme demektir. Ve böylece Adem'e secde eden melekler dediğimiz zaman burada bakın doğal güçlerdir. Bilgili insanın emrine doğal güçlerin girmesidir. Bu nedir? Mesela diyelim ki insan bilgilendiği zaman çok büyük yapıdaki hayvanları evcilleştirebilmiştir. O insan sellerin önüne barajlar kurabilmiştir. Rüzgarlardan rüzgar gülü yapmak suretiyle enerji ve üreterek değişik şeylerde ondan verim alabilmiştir. İşte doğadaki güçlerin hepsinin insanın kontrolüne girmesi, doğadaki güçlerin insan emrine secde etmesidir. Yani bilgili insana. Bu noktadan şunu da diyebiliriz ki Kur'an'a baktığımız zaman Allah doğadaki güçlerin
insan türüne değil, insan varlığına değil, bilgili insanlara seyredeceği, boyun eğeceği bildirilmektedir. Ve böylece dünyaya baktığımız zaman dünyada da hakikaten görüyoruz ki, onu da belirteyim, anca doğadaki güçler, varlıklar, bugün misal elektrik, elektronik, yani elektrik ve diyelim ki yavaş akım elektronik, tamamen bilgili insanlar insanların kontrolüne girmiş. Onlar yararlanmak suretiyle değişik ürünleri bilgili insanlar üretmişlerdir. Öyleyse Allah bunları da hani bize zamanında bildirmiş. Doğal güçler, doğadaki güçler bilgili insanların emrine girecektir demiştir. Bu da bu şekilde dikkat edilmeli ve böylece Kur'an'da geçen meleklerin Adem'e secde edişi de bu tarzda anlaşılmalıdır. Şimdi yine bir Kadir suresinde iniş sözcüğü vardır. Hani melekler indi diye bir ifade vardır. Şimdi biz bu sözcüğü de şimdi aslında tam tamına doğru dürüst şey yapamıyoruz. Takdim edemiyoruz. Neden takdim edemiyoruz diyoruz ise iniş sözcüğü, iniş, iniş, iniş öyle gidiyor. Halbuki nüzul sözcüğünün öz anlamı bildiğiniz yani merdivenden iniş, üst kattan alt kata iniş falan tarzındaki bir ifade değildir. Nüzul sözcüğünün öz anlamı nüfuz ediş demektir. Yani hani toprağa suyu dökersiniz, yavaş yavaş toprağın içerisinde su işler veyahut da bir suya pamuğu suya batırdığınız zaman su yavaş yavaş pamuğa işler ya, nüzul sözcüğünün öz anlamı budur. İşte böylece Kur'an iner dediğimiz zaman, ayet iner dediğimiz zaman gökten bilmem nereye ayet iner, Kur'an iner anlamıyla inmez. Kur'an gökten falan inmedi. Bunun anlamı kalbe ilgadır. İnsanın vücudunun içerisine girmesidir, nüfuz etmesidir. Kur'an indi dediğimiz zaman, melekler indi dediğimiz zaman Kur'an ayetlerinin insanın zihnine, beynine kazınması demektir. Onların artık ezberlemesi değil mi? Özümsenmesi demektir. Yani onunla hemhal olma demektir. Evet, şimdi bu şeyle melek sözcüğünü ve nüzul sözcüğünü burada bahsettik. Şimdi burada daha önce ruh sözcüğüyle ilgili hani ruh içerisinde meleklerin ruhu var diyordu. Bu melekler Kur'an ayetleri can katar demiştik. Şimdi bu daha iyi anlaşılsın diye bir şey daha ifade edeyim. Hani Allah ben insanı yarattığım zaman sonra onu tesviye edip belirli bir noktaya getirdiğim zaman ona ruh üfledim demişti ya. Şimdi bu ruh üflemesini genellikle dediğim gibi daha önce de belirttiğim gibi heykelvari bir yaratık yapıp ondan sonra da o varlığa bir ruh üflenmesi ve onun canlanması olarak şey yaptılar. Hayır, bu öyle bir şey değildi. Ruh üflenmesini iyi anlamamız için Kur'an'ın Enbiya suresinin 91. ayeti, Tahrim suresinin 12. ayeti, Nisa suresinin 171. ayetine baktığımız zaman şu özelliği de göreceğiz. Ruh sadece o insana, Adem'e üflenmedi. Ruh aynı zamanda Meryem Valide'ye de üflenmiştir. Bakın Kur'an'da Allah ruhun üflenmesini Meryem'e de üfledim diyor. Tahrim suresinde, Enbiya suresinde, Nisa suresinde. Peki Meryem'e üflenen ruh neydi? Bu üflemenin, ruh üflemenin daha önce sohbetimde belirttiğim gibi kısa bilgi, az bilgi verilmesi olarak bahsetmiştim. Şimdi Meryem Valide'ye ruhun üflenmesi de Meryem Valide, daha bunu inşallah başka sohbetlerde şey yaparım, kendi vücudundaki farklılık nedeniyle toplumundan kaçıp uzak bir yerde yaşamaya başladığı zaman onun o durumuna Cenab-ı Hakk'ın Zekeriya peygamber vasıtasıyla bazı vahiyler, bazı bilgiler göndermesidir. Bu bazı bilgiler nedir diyecek olursanız böyle hem erkek hem de dişi olan bu özelliği taşıyan Meryem validenin belirli bilgilerle hamile kalabileceği, çocuk doğurabileceği bilgisidir. Bu da
az bir bilgi olduğundan dolayı Meryem'e iletilen bu bilgi de ona ruh koklatması, az bir bilgi verilmesi olarak nitelenmiştir. Ve böylece az bir bilgi verilmesi, bu Kur'an-ı Kerim'de de az şey olarak, onu da belirteyim, İsra suresinin 85. ayetinde sana ruhtan sorarlar, de ki o emrin Rabbinin işindendir ve ondan size çok az bir miktar verilmiştir diye de ifade edilir. İşte bu doğrultuda ruh konusu, melek konusu Kur'an'daki gibi, Arap dilindeki gibi doğru anlaşılacak olursa, Kur'an'ın bir efsane ve mitolojik bir anlayış olmadığı, Kur'an'ın hak olduğunu, hep gerçeklerden bahsettiğini hepimiz göreceğiz. Onun için Kur'an'ı her zaman için iyi inceleyelim, iyi anlayalım, iyi uygulayalım. Hepinizi ve saygılarımla selamlıyorum.